hücumlardan da 94. Ekrana yansıttım. Görebiliyor musunuz? Görebiliyoruz hocam. Tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bu akşam ekstra bir ders yapacağız. Malum sınavların son ayları. Önümüze burada yaz tatili olduğu için sınav zamanı geliyor, yaklaşıyor. O yüzden bu hem Brief'te kullanabileceğimiz hem de Etvas planda kullanabileceğimiz kalıp cümleler var arkadaşlar. Ekranı ben ikiye böldüm ama ikiye bölmek ekranı iyi görebiliyor musunuz? Özellikle telefondan girenler çok iyi görmeyebilir ama tek sayfada yapabilirim. Nasıl düşünceniz? Ben telefondan giriyorum hocam. Öyle gayet. İyi. Bence de gayet iyi hocam. Telefondan girenler için de iyiyse böyle devam edebiliriz. Yok, iyi hocam. Telefonda bir sıkıntı olmuyor benim için. Yani herkes için öyledir umarım. Şimdi birazcık daha büyütmüş olsam burası eksik kalıyor. Çok azıcık daha küçültsem böyle tam oluyor bana. Benim için böyle tam iyi. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım. Hem okumamızı da geliştirmiş oluruz. İzniniz olursa şöyle yapalım. İki arkadaş biri Almancasından okusun, birisi de Türkçesini okusun. Bu şekilde böyle bir yapmaya çalışalım. Burada ne yapacağız? Hem kalıbın nasıl kullanıldığını, nasıl okunduğunu hem de Begrüns'ün kısmında selamlamada hangi cümleleri söyleyebiliriz? Bununla alakalı bir böyle anekdotlarımız olacak. Öncelikle Aslı Hocam, Ayşe Hocam, biriniz Almanca'dan, biriniz Türkçe'den okuyabilir misiniz? Olur hocam, okuyabilirim. Tamam, Aslı Hocam siz Almancasını okuyun. Ayşe Hocam da Türkçesinden okusun. Olur. Buyurun hocam, başlayın. Nasılsın? Duyamadım hocam, okudunuz mu? Wie geht es dir? Nasılsın? Schön dich zu sehen. Seni gördüğüme sevindim. Mir geht es gut. Ben iyiyim. Und dir? Ja, sen? Auch gut. Ben de iyiyim. Was gibt es bei dir Neues? Ne var ne yok? Es gibt nicht Neues bei mir. Immer wieder das gleiche. Bende yeni bir şey yok. Her zaman aynı. Ich fühle mich wohl. İyi hissediyorum. Mir geht es ganz gut. Çok iyi hissediyorum. Bitte entschuldigen Sie mein Fehlen. Lütfen yokluğumu affedin. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Şimdi bu birinci bölüm bitti arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz Aslı Hocam ve Ayşe Hocam'a. Evet. Bu ikinci bölümde epeyce uzun. Yani bu burada üzerinde çok duracağımız bir şey yok. Yani selamlama kısmında az çok bildiğimiz kelimeler. Ama asıl üzerinde duracağımız kelimeler arkadaşlar. Burada Vorschläge und eine Termin ausmachen. Öneriler yapın ve randevu alın. Bizim zaten girizgahı yapacağımız bütün kalıplar arkadaşlar, yani gelişme bölümünü yapacağımız bütün kalıplar burada. Bu konuda da Azra Hocam Almancayı siz okuyun. Ebru Hocam Türkçeden de siz okuyun. Olur mu? Olur hocam. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Arada soru sormak isteyen olabilirse yine yayına katılabilir. Burada bunları tartışacağız, konuşacağız. Kafamıza iyice yerleşmesi için ders yapıyoruz yani.
Ich habe einen Vorschlag. Bir önerim var. Ich habe andere Meinung. Benim başka bir fikrim var. Was denkst du? Ne düşünüyorsun? Was ist deine Meinung? Senin fikrin nedir? Was denkst du darüber? Bir parti yap. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bunun üzerine ne düşünüyorsun? Evet, bunun üzerine ne düşünüyorsun? Evet. Devam ediyor muyuz hocam? Edelim hocam, evet. Möchtest du eine Feier machen? Bir parti yapmak ister misin? Möchtest du die Prüfung feiern? Bir kutlama yapmak ister misin? Möchtest du grillen? Mangal yapmak ister misin? Wollen wir Party machen? Parti yapmak ister miyiz? Parti yapalım mı? Wir könnten Party machen. Parti yapabiliriz. Wir könnten einen Ausflug machen. Bir gezintiye çıkabiliriz. Wir können eine Feier machen. Bir kutlama yapabiliriz. Wir können grillen. Mangal yapabiliriz. Wir sind am Wochenende zu der Geburtstagsfeier eingeladen. Hafta sonu doğum günü partisine davet edildik. Wir sollten dorthin gehen, denn ist unsere gute Freundin. Oraya gitmeliyiz çünkü bizim iyi bir arkadaşımız. Was denkst du? Kommst du mit? Sen ne düşünüyorsun? Benimle gelir misin? Unsere Lehrer bittet uns eine Party zu planen. Öğretmenimiz bir parti planlamamızı istiyor. Unsere Lehrer bittet uns zu besuchen. Öğretmenimiz ziyaret etmemizi istiyor. Wir wollen uns am Wochenende bei mir treffen, eine Party zu planen. Bir parti planlamak için hafta sonu beraber buluşalım. Wir wollen uns am Wochenende bei mir treffen, Deutsch zu lernen. Almanca öğrenmek için hafta sonu beraber buluşuyoruz. Wir werden eine Party geben. Bir parti veriyoruz. Was ist der Anlass? Ne vesilesiyle? Gibt es einen Anlass? Ne davetidir bu? Es gibt keinen besonderen Anlass. Özel bir şey yok. Ich habe Geburtstag. Doğum günüm var. Wir feiern unseren Hochzeittag. Düğünümüzü kutluyoruz. Es wäre toll, wenn du kommen könntest. Gelebilirsen çok iyi olur. Wir würden uns freuen. Çok memnun oluruz. Bir sayfayı atladık arkadaşlar. İkiye bölünce ben de şaşırdım. Buradan isterseniz şöyle devam etmiş olalım. Was denkst du darüber dedikten sonra bu sayfamız geliyor normalde. Tamam. Das finde ich gut. Bunu sevdim. Bunu iyi buluyorum. Ich finde es gut. Bence iyi. Machen wir das so. Hadi böyle yapalım. Was sind deine Ideen? Senin fikirlerin neler? Hast du Zeit für nächstes Wochenende? Önümüzdeki hafta sonu zamanın var mı? Ja, ich habe Zeit, aber warum hast du gefragt? Evet, zamanım var ama neden sordun? Am nächsten Wochenende werde ich einen Ausflug machen. Gelecek hafta sonu bir gezintiye çıkacağım. Hast du am Samstag um 8 Uhr Zeit? Cumartesi saat 8'de vaktin var mı? Hast du Zeit am Samstag? Cumartesi vaktin var mı? Ja, ich habe Zeit für das Wochenende. Evet, hafta sonu için zamanım var. Ich möchte einen Ausflug machen. Bir gezintiye çıkmak istiyorum. Ich möchte eine Party machen. Bir parti yapmak istiyorum. Ich möchte eine Feier machen. Bir kutlama yapmak istiyorum. Bunları okuduk hocam sanki de, okuyalım mı? Değil sanki hocam. Çünkü bu ikinci sayfa. Bunun altı sanki kısmı okuduk da muhtemelen üst kısmı okumadık sadece. Şu üçüncü sayfa hocam, o devamı. Tamam. Ich möchte eine Feier machen.
Bir kutlama yapmak istiyorum. Ich möchte bir Prüfung feiern. Sınavı kutlamak istiyorum. Ich möchte grillen. Mangal yapmak istiyorum. Möchtest du einen Ausflug machen? Bir gezintiye çıkmak ister misin? Möchtest du eine Party machen? Parti yapmak ister misin? Şimdi burada şey kısmına geliyoruz hocam. Teşekkür ediyorum ikinize de. İsterseniz ben onu bir sayfa yapayım da bu karışıklığı önlemiş olayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Konuşmayı devam ettirmek kısmı var arkadaşlar. Kim yapmak ister arkadaşlar? İki arkadaş daha alabilirim. Okuyabilirim. Serra hocam. Başka kim eşlik etmek ister? Ben edeyim hocam. Tamam hocam. Buyurun. Ja, gern. Evet, memnuniyetle. Ja, stimmt. Evet, bu doğru. Ja, klar. Evet, elbette. Warum nicht? Neden olmasın? Du hast recht. Haklısın. Wie schon gesagt. Dediğim gibi. Ich würde gerne wissen. Bilmek isterim. Weißt du was? Biliyor musun? Wie Sie wissen. Bildiğiniz gibi. Ich meine. Demek istediğim. Ja, das ist eine gute Idee. Evet, bu iyi bir fikir. Das ist eine das ist keine schlechte Idee. Bu kötü bir fikir değil. Das ist ein guter Vorschlag. Bu iyi bir öneri. Du hast recht, das machen wir so. Haklısınız, biz böyle yapıyoruz. Das ist ja großartig, fantastisch, unglaublich. Bu harika, fantastik, inanılmaz. Sehr gut, prima, super. Çok iyi, harika, süper. Ausgezeichnet, toll, klasse, excellent, perfekt. Kusursuz, çılgınca, klas, olağanüstü, mükemmel. Ah so, ah wirklich. Ah öyle mi, doğru mu, gerçekten mi? Wie interessant. Ne kadar ilginç. Sehr interessant. Çok ilginç. Nein, sowas. Yok artık. Ach, komm. Hadi canım. Das wusste ich nicht. Bunu bilmiyordum. Kaybettim. Ist das nicht einfach? Bir üstü hocam. Wusstest du das? Bunu biliyor muydun? Ist das nicht einfach großartig? Bu harika değil mi? Wie schrecklich. Ne kadar korkunç. Das ist ganz schön weit. Bu oldukça uzak. Ich finde es sehr langweilig. Bence çok sıkıcı. Was für eine ungewöhnliche Station. Ne sıra dışı bir durum. Wie war die Reaktion? Tepki nasıldı? Was hat sie ihr denn gesagt, getan? Ne dedi ki, ne yaptı ki? Das hört sich nicht so gut an. Bu kulağa pek hoş gelmiyor. Wir bleiben in Kontakt, okay. Bağlantıda kalıyoruz, tamam mı? Lass uns in Kontakt bleiben. Bağlantıda kalalım. Lass uns zum Bodensee fahren. Konstanze Gölü'ne gidelim. Lass uns zum Wald fahren. Ormana gidelim. Kann ich einen anderen Vorschlag machen? Başka bir öneride bulunabilir miyim? Was schlagen Sie uns vor? Bize ne tavsiye edersiniz?
Können Sie uns ein paar Tipps geben? Bize biraz tavsiye ipucu verebilir misiniz? Können Sie uns ein Restaurant empfehlen? Bir restoran tavsiye eder misiniz? Wenn ich einen anderen Vorschlag machen dürfte, başka bir öneride bulunabilirsem, ich habe eine bessere Idee, daha iyi bir fikrim var. Wenn du willst, können wir, eğer istersen biz, wenn du Lust hast, können wir, yapabileceğimizi düşünüyorsan, ich möchte vorschlagen, önermek isterim ki, mein Vorschlag ist, dass wir zusammen etwas am Wochenende machen. Hast du eine Idee? Önerim hafta sonları birlikte bir şeyler yapmamız. Herhangi bir fikrin var mı? Ich schlage vor, dass wir am Wochenende bei jemandem ein Hausfest grillen, einen Ausflug zusammen machen. Hafta sonları birinin evinde birlikte bir ev partisi, barbekü, gezi yapmamızı öneririm. Wann hast du am Freitag Zeit? Cuma günü ne zaman vaktin var? Wollen wir uns am Freitag treffen? Cuma günü buluşmak istiyor muyuz? Wann treffen wir uns? Ne zaman buluşuyoruz? Darüber hinaus. Buna ek olarak. Wenn ich du wäre. Ben senin yerinde olsam. Das gefällt mir. Bunu sevdim. Besonders es gefällt mir das. Özellikle hoşuma gidiyor. Ich bitte Sie um Hilfe. Yardımınızı istiyorum. Sie bitten mich um Hilfe. Benden yardım istediniz. Ich freue mich schon sehr auf unser Treffen, weil wir uns lange nicht gesehen haben. Görüşmemizi gerçekten dört gözle bekliyorum. Çünkü uzun zamandır birbirimizi görmedik. Es wäre sehr nett, wenn Sie mir auf meine Fragen schnell antworten könnten. Hocam ben sesi kapatırken siz de kapattım da tekrar yayına gelin. Buyurun Zeki Hocam, kusura bakmayın. Sesim geliyor mu hocam? Şimdi geliyor hocam, buyurun. Sorularıma hızlıca cevap verirseniz çok iyi olur. Wenn es kein Problem für Sie ist. Senin için sorun değilse. Wie wäre es? Nasıl olur? Wäre es möglich? Mümkün olur mu? Ja, das passt mir. Evet, bu bana uygun. Ist das möglich? Mümkün mü? Es wäre gut. Güzel olur. Es wäre sehr nett von dir. Çok makbule geçer, çok memnun olurum. Das wäre nett. İyi olur. Ich wäre sehr dankbar. Çok minnettar kalırım. Das wird eine tolle Überraschung. Harika bir sürpriz olacak. Wenn ich du wäre. Ben senin yerinde olsam. Ich würde gerne wissen. Bilmek isterim. Weißt du was? Biliyor musun? Wir müssen dafür das gemeinsam planen. Bunu birlikte planlamalıyız. Was sollten wir zuerst tun? İlk önce ne yapmalıyız? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ben zaten birkaç not aldım. Also machen wir es so. Tamam, şu şekilde yapalım. Wir müssen zuerst machen. Önce yapmalıyız. Hast du einen Bekannten, der das kann? Senin bunu yapabilecek bir tanıdığın var mı? Ich habe einen Freund, den ich kenne, er kann es schaffen.
Tanıdığım bir arkadaşım var. Bu işi yapabilir. Okay, das ist wunderschön. Tamam, bu çok güzel. Dafür brauchen wir. Bunun için ihtiyacımız var. Außerdem brauchen wir und ayrıca ve ya ihtiyacımız var. Ich habe eine wichtige Nachricht für dich. Senin için önemli bir mesajım var. Könnten Sie mir bitte mitteilen? Lütfen bana haber verir misiniz? Teşekkür ediyoruz Zeki Hocam, Esra Hocam. Esra Hocam buyurun, sorumuzu alalım. Esra Hocam, el kaldırdınız. Zübeyde Hocam demiş ki, birinin sözü bitmeden diğer arkadaş hemen başlıyor. Tam bitmesini bekleseler. Evet, daha dikkat edelim hocam. Hocam, ben de bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hocam, bu dokümanları bizimle paylaşacak mısınız? Hem yazmak hem dinlemek biraz zor oluyor da. Hocam, 460'ın üzerinde doküman zaten grupta var. Bu da onlardan bir tanesi. Tamam hocam, teşekkür ederim. Var yani. Ben hani aslında haklısınız. 460 dokümanı eminim ki çoğu kişi bilmiyordur bile. Ama arkadaşlar... Hocam gerçekten bilmediğim için sordum. Hazine var yani. Dokümanlar hazine var. Unutmayın. Neredeyse tam 10 aydır biriktirdiğim dokümanlar hocam bunlar benim. Hatta evimde de iki klasör var. Arkadaş bugün geldi. Abi diyor, sen diyor ne yapmışsın böyle diyor. Bir güzel klasörledim yani. Vallahi dedim, bunların hepsini bilsem zaten dedim B2'yi çoktan bitirmiştim dedim yani. Elinize sağlık hocam. Evet. Arkadaşlar şu anda bir de buluşmayla alakalı kısmı yapalım. Yine bir iki arkadaş alsak. Baylardan müsait olan varsa alabiliriz. Hocam ben yapabilirim. Hocam ismini söyleyin. Ömer. Şimdi Ömer Bey var. Bir de başka kim olabilir yanına? Nail Bey, eşlik eder misiniz? Ben okuyabilirim hocam. Tamam Ömer Hocam, Ali. Siz Almancasını okuyun. Nail Hocam da Türkçesini okusun ama hani birbirinizin cümleleri bittikten sonra yapın ki dinleyenler de anlayabilsin hocam. Tamam hocam. Wann sollen oder wollen wir uns treffen? Nail Hocam, orada mısınız? Ali Hocam, siz eşlik edin. Okay. Tamam, devam ediyorum hocam ben o zaman. Ne zaman buluşmalıyız? Wann sollen oder wollen wir uns verabreden? Ne zaman kararlaştırmalıyız? Wir können uns am Samstag treffen. Cumartesi buluşabiliriz. Wo sollen wir uns treffen? Was değil hocam, wo. Wo sollen wir uns treffen? Wo sollen wir uns treffen? Hocam ben ses alamadım ama ses problemi var herhalde bende. Wo sollen wir uns treffen? Nerede buluşmalıyız? Wir können uns vor dem Bahnhof treffen. Tren istasyonunun önünde buluşabiliriz. Wann wollen wir losfahren? Ne zaman gitmek istiyoruz? Sollen wir uns um 10 treffen? Onda buluşalım mı? Es ist sehr dringend. Çok acil. Teşekkür ediyoruz hocam ikinize de.
Aslında çok güzel cümleler var. Yakalayabilirsek, kullanabilirsek bunu günlük hayatımızda harika olacak. Problemle alakalı da iki tane hoca hanımlardan alsak. Halime Hocam, Hacer Hocam eşlik etmek ister misiniz? Olur hocam. Buyurun hocam. Olur. Wir haben noch Probleme zu lösen. Hala çözmemiz gereken sorunlar var. Zum Beispiel 1 und 2. Ich kann diese Hausaufgaben erledigen. Bu görevleri yapabilirim. Das ist großartig. Bu harika. Kannst du das machen? Sen bunu yapabilir misin? Ja, das kann ich. Evet, yapabilirim. Ich mache diese Aufgabe. Bu görevi ben yapıyorum. Leider habe ich zwei linke Hände. Ne yazık ki iki sol elim var. Almanya'da sıkça kullanılan olumsuz bir söz. Ich glaube am besten fahren wir mit dem Zug. Sanırım yapacak en iyi şey trene binmek. Der Zug ist schnell und komfortabel. Tren hızlı ve rahat. Wir kaufen das Ticket wenn wir losfahren. Yola koyulduğumuzda bileti alırız. Ich habe ein Auto, wir können damit fahren. Arabam var, onunla gidebiliriz. Wenn wir mit dem Auto fahren, können wir die Kosten teilen. Araba ile gidersek maliyeti paylaşabiliriz. Ich habe einen LKW. Benim bir kamyonum var. Ich habe einen Transporter. Benim bir transportum var. Soll ich dich von zu Hause, von der Arbeit abholen? Seni evden, o da işten alayım mı? Wir können Google Maps nutzen. Google haritaları kullanabiliriz. Mein Auto hat Navigation. Arabamın navigasyonu var. Wann kommen Sie und wann gehen Sie? Ne zaman geliyorlar ve ne zaman gidiyorlar? Sie kommen mit dem Flugzeug oder mit dem Bus? Uçakla mı, otobüsle mi geliyorlar? Wer wird Sie treffen? Onlarla kim buluşacak? Ich kann Sie von dort abholen. Onları oradan alabilirim. Wo bleiben Sie abends? Akşam nerede kalacaklar? Wo essen Sie werden? Nerede yemek yerler? Wie wird das Wetter sein? Tamam, teşekkür ediyorum hocam. Buraya kadar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir soluklanmış olalım. Şu cümle çok harika bir cümle. Çoğu zaman gezilerde ve Rize cümlelerinde, yani planlarda bu cümle bizi kole götürecek cümlelerden bir tanesi. Hocam bir şey sorabilir miyim? Normalde benutsen kullanmak değil mi? Nutsen denmiş burada. Benutsen. Mesela WhatsApp profillerine de yazıyor ya. Ich benutze WhatsApp diye. Ich benutze WhatsApp. Hocam bakmak lazım ya. Yani mutlaka. Hocam, ikisi de aynı anlama geliyor. Benutsen kullanmak anlamı var. Nutsun onun yanın hali. Benutsun'un yanın hali. Yani ikisi de kullanmak anlamı var. Kullanılabilir yani. Faydalanmak diyor hocam. Aynen. Hocam yalan hali derken ne anlatmak istediniz? Hani nutsun B gelince benutsun oluyor ya. Bazı fiiller makın mesela. Başına bir şey geldiği vakit farklı bir kelime olduğu için. Ama yalan hali değil. Başka bir anlam kazanıyor. Öyle de bu, ben bunu öyle duymuştum çünkü öyle okumuştum bir yerde de. Bu konuda Birol hocam açıklama yapmış da geçen B2 konusunda. Benutsen yani B ile başlayanlar akuzatif oluyor dedi. Ama ikisi de aynı anlama geliyor dedi genelde. Fazla bir anlam değiştirmiyor. B
benutsen veya başka B gelenler önüne. Teşekkürler Zeki Hocam. Hocam aynen. Zafer Hocam. Şimdi kelimede kelimenin anlamı yani küçük harflerle yazan nutsen'i kastediyorum şu anda. Faydalanmak, yaramak, yararlanmak diyor. Şimdi nutsen de plus akuzatif obje ile kullanılıyormuş. Örnek vermiş. Du kannst mein Internet gern auch nutsen. Gayet açık ve net bir cümle hocam ya. Evet dedik ve iki arkadaşı daha alalım. Kim gönül olmak ister? Böyle cesaretini kırmak için de iki arkadaş olabilir. Güzel ve faydalı olur arkadaşlar. Ben gönüllü olabilirim hocam eğer kimse yoksa. Tamam. Ben de yapabilirim hocam. Yapmayan arkadaşlardan yoksa. Tamam hocam. Buyurun. Wie wird das Wetter sein? Wie wird das Wetter sein? Çok derinden geliyor hocam sesiniz. Geliyor mu hocam sesi? Şimdi geldi hocam. Tamam. Hava nasıl olacak? Am nächsten Wochenende wird es sonnig. Önümüzdeki hafta sonu güneşli olacak. Das Wetter soll schlecht werden. Hava kötü olacakmış. Wenn das Wetter gut ist, können wir auch nachgehen. Hava güzel, nokta nokta gidebilir, gidebiliriz. Wenn das Wetter schlecht ist, können wir ins Kino gehen. Hava kötü ise sinemaya gidebiliriz. Wenn das Wetter schön ist, kann man grillen. Eğer hava güzel olursa grill yapabiliriz. Wie ist die Wetter vorhersage? Hava durumu nasıl? Was sagt die Wetter vorhersage? Hava durumu ne diyor? Es soll schlechter, besser werden. Daha kötü, o da daha iyi olacak. Es soll wärmer, o da kälter werden. Daha sıcak, o da soğuk olacak. Es sind minus 6 Grad. Sıcaklık eksi artı derece. Es sind über 30 Grad. 30 derecenin üzerinde. Können wir weiter? Ja, ja, weiter bitte. Ich kümmere mich um die Getränke. İçeceklerle ben ilgilenirim. Wird oder werden Tee und Kaffee serviert? Çay ve kahve servis edilir mi? Natürlich werden Tee und Kaffee serviert. Tabii ki çay ve kahve servis edilebilir. Dann müssen wir Kaffee, Tee und Snacks kaufen. O zaman kahve, çay ve atıştırmalık almak zorundayız. Wir können diese online bestellen. Bunları internetten sipariş edebiliriz. Das ist eine gute Idee. Ich kann mich darum kümmern. Bu iyi bir fikir. Bununla ben ilgilenebilirim. Soll ich etwas zu essen und zu trinken kaufen? Yiyecek ve içecek bir şeyler almalı mıyım? Wollen wir essen und getränke schon vorher kaufen? Önceden yiyecek ve içecekleri alalım mı? Wie soll das Catering sein? Yemek servisi nasıl olmalı?
Wir sollten uns eine Artikelliste fertigen, zum Beispiel Tischdecken aus Tuch oder Papier, Gläser für jedes Getränk. Bir eşya listesi yapmalıyız. Örneğin bez veya kağıt masa örtüleri her içecek için bir bardak. Wenn wir eine gute Party planen möchten, erstellen wir am besten einen Menüplan. İyi bir parti düzenlemek istiyorsak bir menü planı oluşturmak en iyisi. Welche Getränke sollte es geben? Hangi içecekler mevcut olmalıdır? Man kann Getränke vor der Party einkaufen. Partiden önce içecekler satın alınabilir. Ich kann zum Beispiel Süßigkeiten mitbringen oder einen Kuchen backen. Ben tatlıları getirebilirim veya bir pasta pişirebilirim. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun hocam. İki arkadaş, başka arkadaşları alalım. Evet, ben yapmak istiyorum. Tamam hocam, buyurun. Bir arkadaş daha eşlik etsin hocam size. Tamam. Wie viel kostet das? Bekleyin hocam bir dakika, bir arkadaş daha bulalım. Tamam. Zehra hocam, eşlik etmek ister misiniz? Ya da herhangi biri fark etmez. Hocam benim eşlik etmek. Ya fark. Tamam, buyurun hocam, buyurun. Wie viel kostet das? Maliyeti ne kadar? Wir könnten von allen Kollegen Geld einsammeln. Tüm arkadaşlarımızdan para toplayabiliriz. İşte denke wir sollten 5 Euro von allen sammeln. Bence herkesten 5 Euro almalıyız. Ich werde damit erledigen. Bunu halledeceğim. Devam edin hocam. Wir sollen ein Geburtstags Geschenk kaufen. Doğum günü hediyesi almamız gerekiyor. Wollen wir ein gemeinsam Geschenk kaufen? Birlikte bir hediye alalım mı? Was wollen wir ihr schenken? Hast du eine Idee? Ona ne hediye vermek istiyoruz? Herhangi bir fikrin var mı? Welches Geschenk kaufen wir für unsere Freunde? Arkadaşımız için ne hediye alıyoruz? Wir können von allen Kollegen Geld einsammeln und gemeinsam ein Geschenk kaufen. Tüm arkadaşlarımızdan para toplayabilir ve birlikte bir hediye alabiliriz. Ich glaube, wir könnten einen Uhr kaufen, weil sich für ihren interessiert. Bence saat alabiliriz çünkü saatler ile ilgileniyor. Teşekkür ediyoruz hocam sizlere de. İki arkadaş daha alabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar belki ya sadece okunuyor gibi düşünebilirsiniz. Ama emin olun hiç öyle değil. Buradaki okunan her şey kulağımıza bir kulak aşinalığı oluyor. Ben okuyabilirim müsaitse abi. Tamam hocam. Buyurun. Bu Benus'unla Nuts'unla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Belki faydalı olur diye. Şimdi aslında birbirlerinin yani ikisinin de anlamı kullanmak ama Nuts'unda daha çok faydalı olarak kullanmak. Bu da bir de soyut şeylerde. Mesela Google'ı soyut bir şey, elle tutulur bir şey değil. Genelde soyut ana. Mesela Google kullanmak, işte yeteneğini kullanmak, daha sonra yararına olabilecek böyle soyut manalarda daha çok Nuts'un kullanılıyormuş. Benus'unda genel anlamda kullandığımız şeylerde böyle daha somut manada. Ama ikisi kullanılıyormuş. Fakat soyut anlamı kullanırken daha çok Nuts'un kullanılıyor. Yani o zaman doğru değil mi hocam? Navigasyonu kullanmış. Ya Google evet. Google Nuts'un. Çünkü o soyut yani böyle daha soyut bir kavram.
soyut kavramlarda, mesela yetenek kullanmak, Google kullanmak, nasıl desem, böyle duygularımı kullandım derken mesela unutsun. O şekilde. Tamam Songül Hocam, teşekkür ediyoruz. Evet, buyurun arkadaşlar, devam edin. Ich freue mich darauf. Bunu dört gözle bekliyorum. Ich freue mich auf Ihre positive Antwort. Olumlu cevabınızı dört gözle bekliyorum. Ich freue mich riesig auf unseren Ausflug. Gerçekten bizim gezi için sabırsızlanıyorum. Aber jetzt ich muss Schluss machen. Ama şimdi ayrılmak zorundayım. Mach's gut. Machen Sie es gut. Nerede kaldı? Kendine iyi bak. Pass auf dich auf. Kendine iyi bak. Ich muss losgehen. Gitmek zorundayım. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. İyi günler dilerim. Danke gleichfalls. Sana da teşekkürler. Bis dann. Sonra görüşürüz. Bis bald. Yakında görüşürüz. Wir sehen uns bald. Yakında görüşürüz. Ich warte auf deine Antwort. Senin cevabını bekliyorum. Im Voraus vielen Dank. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bedanke mich. Voraus für Ihre Antwort. Cevabınız için şimdiden çok teşekkürler. Dann bis dann. O zaman görüşürüz. Ich wäre sehr dankbar. Çok minnettar kalırım. Sie können mich jederzeit. Benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Sie können mich jederzeit diese Nummer erreichen. Bana bu numaradan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ich bedanke für Ihr Verständnis. Anlayışınız için teşekkür ederim. Ich danke im Voraus für Ihre Verständnis. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Ich würde auf Ihre positive Antwort. Olumlu cevabınız için minnettar olurum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim hakikaten hepinize. Ama şöyle bir benim adıma bir problem oluyor arkadaşlar. Buraya herhangi bir isminizi yazarsanız biz de size hitap etmek için o ismi kullanırız. Şimdi böyle harfler kullanıyorsunuz işte A.B ya da B.C diye. Bunun ne olduğunu anlayabilmemize imkan yok. Bazıları da eşlerinin isimlerini kullanıyorlar. O zaman da anlayamıyoruz. Yani öyle yapacaksanız mesela soy isminizi yazın direkt. Öyle hitap edelim. Hiç fark etmez. Bu benim için daha kolay olur. Evet, bunu da iki arkadaştan alsak olur mu acaba? Okuyabiliriz. Ali Hocam, siz mi okuyacaksınız? Evet. Ali Hocam, başka kim eşlik etmek ister Ali Hocam'a? İsmet Bey, eşlik etmek ister misiniz? Tabii hocam. Ali Hocam. Başlayayım hocamıza. Buyurun. Das ist eine tolle Idee. Ja, das... Buyurun. Ja, das wäre super. Ja, warum nicht? Tolle Idee. Es wäre gut. Güzel olur. Ja, das passt mir. Evet, bu bana uygun.
Das gefällt mir nicht. Alo hocam, siz devam edin. Bu bölümde direkt Almancaları yazılı. Alo hocam, duyuyor musunuz? İnternet gitti galiba. Evet, internet problem oluyor galiba, evet. İsmet hocam, siz okuyun. Ableğinden komple bu bölümü siz okuyun hocam. Ableğinin, evet. Das gefällt mir nicht so gut. Ich denke, das ist keine gute Idee. Das finde ich nicht so gut. Gegenvorschlag, karşı tarafın teklifi. Ich denke, es wäre besser, wenn wir wollen wir nicht lieber wir könnten aber auch. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten bütün verilebilecek alternatif cevapların hepsi bu paragraflarda ve bu metinlerde var arkadaşlar. Yeah. Bundan sonra inşallah hepimiz adına daha kolay olabilmesi için bunlar 15 sayfa şu anda bugün okuduğumuz bu metinler. Bunların çıktılarını alıp evimizin duvarına muhtelif yerlere asalım. Yok misafir görür, yok işte ayıp olur vesaire. Bunların sadece hiçbir şey yok. Yani 2 ay boyunca, 3 ay boyunca duvarda asılı kalsın. Hiçbir problem olmaz yani. Bayanlar eşlerine müsaade etsin. Eşleri de diğer eşlerine müsaade etsin. Çünkü zamanımız çok değerli. Almancayı öğrenmek için ciddi bir çaba sarf edelim. Azra hocam, siz bu metinler hakkında ne düşünüyorsunuz? Genel kanınız nasıl? Hocam çok güzel cümleler var. Hepsinden bir iki tane ezberlersek etvastörünü halletmiş oluruz diye düşünüyorum. Aynen. Bir de şu dünkü bir ipucu cümleleriniz var diyor hocam. Onu bir daha bir tekrar edebilir misiniz? Mesela one sorusuna bir tane soru, bir tane cevap ezberlesek. Void ile ilgili bir soru, bir cevap ezberlersek. Ya da geschenk ile ilgili bir soru, bir cevap. Yani bunları ezberlediğimiz takdirde karşıdaki soru sorduğu vakit ezberlediğimiz cümleyi söyleriz. Ya da biz bir soru soracaksak o soruyu sormuş oluruz. Hani en azından hepsini ezberlemektense bir iki tane ezberleyip öyle etvastranı yapmış oluruz. Evet. Önemli bir ipucu söylemişti Azra Hocam dün bize. Bugün de paylaştı. Teşekkür ediyoruz. Hatta bununla alakalı ben böyle soru kalıplarını yazayım arkadaşlar. Gün içerisinde de böyle alternatif herkes bildiği soruları bile yazabilir. Bir soru yazalım, bir cevap yazalım. Böyle gün içerisinde aktivitemiz olmuş olur yani gruba. İnşallah verimli olur. Arkadaşlar bu akşam da bu kadar. Aşağı yukarı 50 dakikalık dersi yapmışız. Bence yeterli. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben bunu grupta paylaşacağım tekrar. Yine arkadaşlar istifade eder. Ve şunu hep söylüyorum arkadaşlar. Grubumuz aşağı yukarı 10 gün önce kurduk. Şu anda 300'ün üzerinde bir katılımcımız var. Bütün sınıfınızdaki, çevrenizdeki insanlara gruba katın hocam. Çünkü bu şekilde konuşma grubu başka yok. Başka gruplarda böyle bir konuşma pratiği olayı yok. O yüzden çok verimli oluyor. İnşallah devamı gelir. Ya mektup cümleleri de düşünüyor musunuz? Hocam mektupla alakalı Helin hocam bize haftanın bir ya da iki gününü planlıyor. Yani büyük ihtimal yine çarşamba günü yapacağız Zehra Hocam. Yani teşekkür ederim. İki defa ya ben de yapabilir miyiz dedim ama yani çok mümkün olmuyor gibi. O yüzden sadece haftada bir defa şimdilik yapabileceğiz yani. Teşekkür ederiz hocam. Hı-hı.
Arkadaşlar soru olan var mı? Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. Evet, teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Çok güzel bir program oluyor. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Tevfik hocam. Emeğinize sağlık. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Ay. Ay. Çok soğuk.